Merhaba arkadaşlar. Evet, yine harika bir gündeyiz. Harika bir İstanbul günü. Havalar artık güzelleşti, yaz geldi. Ve bayram geliyor, biliyorsunuz. Herkes tatile gitti, İstanbul bize kaldı. Ben de az daha Bodrum'a gidiyordum ama son anda vazgeçtim. Çünkü tatil zamanları, tatil yerlerini pek sevmiyorum. Çünkü çok kalabalık oluyor arkadaşlar. Şimdi bugün Pelotonist'le beraber onların güzel bir sürüşü varmış. Böyle Riva'ya doğru gideceğiz sahil yolundan. Daha önce yaptığımız bir rota ama biraz tempolu bir antrenman olacak. Onların takım antrenmanı. Biraz böyle bam 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 basalım. Ve onları bekliyorum. Antrenmandan önce siz Go Enerji'yi içtim arkadaşlar. Bu Go Enerji tamamen karbonhidrat deposunu fullemek için. Bu yarışlardan önce de içiyorum. Böyle uzun antrenmanlardan önce de içmekte fayda var. Evet, şimdi bekliyoruz bakalım. Amma kalabalık oldu ya. Vahoy'u Garmin'in aletine takınca böyle yamuk kalıyor. Bunun üstüne ben Wahoo'nun şeyini adapte ediyordum. Ama onu TT'ye taktığım için bunun da bu oluyor şimdi. Böyle yamuk yamuk bakacağız. 6-8 Haziran'da Kuşadası'ndayım arkadaşlar. Orada Global Wellness Day var. Mis gibi bir etkinlik. Süper. Dünya iyilik günü. Burada biz bir maraton mesafesi koşacağız. Gelin siz de beraber koşalım. Onun ayrıntılarını Instagram'da vereceğim. Rotaları falan. Eğer oralardaysanız bize katılabilirsiniz. Tamamen ücretsiz ve çok keyifli bir faaliyet olacak. Oraya da bekleriz. 8'inde de Kuşadası'nda Sevgi Plajı'nda mükemmel bir finish olacak. Ve güzel bir parti olacak orada. Böyle bir sürü etkinlikler olacak. Oraya da bekleriz. Buradan Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Normal tempo basmıyoruz, kopmuyoruz, yokuşlu atak çekmiyoruz Beykoz'a kadar. Daha sonra Elmalı üzerinden Riva'ya gideceğiz. Ben de gideceğim. Yokuşlar başladığında tempo kişiye kalıyor. Kimseyi beklemiyoruz. Riva'da buluşma noktasında bekleyip orada kısa bir su molası yapacağız. Geriden gelenler eğer çok geç kalırsa orada suyu aldıktan sonra sizi beklemeyeceğiz, dönmeye başlayacağız. Yani durumunuza göre gerekirse bizi gördüğünüzde arkadan dönün. Niye bizi? Ben de erkenden evliyim. Evet, şimdi Üsküdar sahilde buluştuk arkadaşlar. Toplaştık. Böyle Beykoz'a kadar fıtı fıtı gideceğiz sahilden. Sonra Beykoz'dan sonra bam bam bam. Hadi bakalım, çok eğleneceğiz. Gruptan kopmamak lazım tabii, önde eğlenmek için. Evet, bakın böyle. Ön taraf böyle. Burada yandan falan çekemiyorum. Buranın yolu biraz sıkıntılı. Bak bak bak, hocam da gelmiş. Komşu da gelmiş. Hadi bakalım devam. Sen ne diyorsun ya? Aa, o da gelmiş. Ha, adam ikinci oldu, ikinci. Yok lan, birinci oldum. Ha, birinci olmuş ya. Ben hep ikinci diye aklımda kalmış. Genelde boş lan. Evet, buralarda taksi yapıyoruz arkadaşlar. Yollar dar. İşte bu tarafı bu yüzden çok sevmiyorum. Hele saat 10 gibi falan burası direkt kahvaltı kalabalığı oluyor. Ve çok çok trafik oluyor. Ama bayram diye en sürülecek zamanlar şu an. Ona rağmen bir sürü trafik var ya.
çıktık trafikten arkadaşlar. İşte İstanbul'da sürmeniz zevki buralarda. Beykoz'un üstü falan mis gibi yerler bak. Bir anda İstanbul'da hiç alakamız kalmıyor. Hadi şu oyun grubu yakalayayım. Yokuşlar harika gerçekten. Gelibolu'dan sonra müthiş geldi. Hadi bakalım başlıyoruz. Rio'dayız arkadaşlar, bayağı tempolu geldik. Oh, mis gibi. Evet, Rio'ya geldik. Marten'le beraber biz triatletler olarak bisiklet sürenden saldık. Yavaş yavaş da gelmedik, bayağı bam bam geldik aslında da. Tabii yokuşlardan sonra bayağı keyifli oldu bu iniş. Şimdi gelelim burada. Ufak bir şeyler içelim, ufak bir mola, sonra geri döneceğiz. Oy. Ne yapıyorsunuz ya? Bu mayı gibi gidiyorsunuz ya. Ayıp ya, recover yapıyoruz biz ya. Gelibolu recovery'si böyle mi olur lan? Gelibolu sonrası ilk. Evet, şimdi böyle. Mola verdik Riva'da. Nasıl abi? Valla harika. Ayı gibi gidiyor. Valla müthiş. Aynen valla. Ön grup yakalanmıyor. Yakalanacak gibi değil. Ayı gibi gidiyor bisikletin her Grup sürüşü mürüşü hikaye. Polonezköy, Anadolu Hisarı. Nasıl? Grup sürüşü. Zaten buradan itecek böyle bir şey. Toparmadan. Evet, rüzgar. Rotayı biraz değiştirdik. Buradan Hisar'a doğru ineceğiz. Polonezköy falan biraz daha güzel yerlerden geçelim. Hadi bakalım devam. Çok keyifli yani. Bisiklete binmek çok keyifli arkadaşlar. Buradaki öğretmenimiz Marten Almanya'ya gidiyormuş. Evet. Dönüş vakti geldi. Dönüş vakti gelmiş. 5 yıldır buradaydı. Çok alıştırdık kendisine. Almanya'da yeni bir kapımız oldu. Değil mi? Berlin'e beklerim. Berlin'de maraton koşarız gidip orada. Mis gibi. Gelecek misin Eylül'de? Geleyim lan. Dur lan, öyle hemen olmaz. Program öyle değişmez. Bir bakarız ona. Evet. Kendisini özleyeceğiz valla. Ama bir yandan da seviniyorum, herif hep geçiyordu beni. Ama iyi kapışıyorduk. Duatlon'da falan. Duatlon'un değil, en son Alanya'da beraber güzel sürmüştük valla. Evet, çalıştık. Sen de üçüncü olmuştun, ben de üçüncü olmuştum yaş grubunda. Güzel çalışmıştık. Artık yarışlarda görüşürüz. Döneceğim ben, döneceğim. Hadi bakalım şimdi, grubu kaçırmayalım, devam. Şöyle bir havuz istesen, bir şey yapsan. Ne konuşuyorsunuz acaba tam olarak? Ya ev muhabbeti ya. Nereden ev tutsak, nerede havuza girsek? Havalar ısındı abi. Ne yapacağız, triatlet mi olacaksınız yoksa? Evet, havuza girmeye de el atacağız. Evet, herkes bir gün triatlet olacak arkadaşlar. Hepimiz koşacağız, yüzeceğiz. Yapacak evet, bir şey yok. Keşke ben de şunu küçük haline kovalaydım. Nasıl gidiyor antrenmanlar? Antrenmanlar harika gidiyor. Takım nasıl?
Takım da süper. Yarışlar ateşlendi. Evet. Yoğun program. Siz bayağı şeylere de girmeye başladınız değil mi şimdi? 2.2'lere, 2.1'lere. Oradaki heyecan bambaşka değil mi? Ya ortam da bambaşka. Yani bizden çok daha profesyonel takımların arasındayız. Sürekli bir şeyler öğreniyoruz. İntibak ediyoruz. Aynen öyle. Süpersin. Sağlam genç arkadaşlar var. Bakalım onlara ayak uydurmaya çalışıyoruz. Gördük zaten senin sağlam genç arkadaşları. Yani göremedik. Ama bu antrenmanın şeyi böyleydi. Bastılar gittiler. Biz de çekemedik. Ne yapalım? Şimdi grup sürüşü. Mis gibi. Güzel güzel. Şimdi keyfi yollardan eve döneceğiz. Böyle sizin gibi takımlara ihtiyacı var. Türk bisikletinin. Çok teşekkürler. Süpersiniz. Hadi aynen devam. Bak bak bak. Takıma bak takıma. Üniversiteye girerken. Bak bak takıma bak. Takım öldü. Bu arkadakiler bizim triatlet. Bunlar anca gelir. Şu renkli çocuğun her an lastiği patlayabilir. Artık adam sensörü. Yan deli kopmaz oğlum artık. Evet, şimdi başka harika yollara giriyoruz arkadaşlar. İşte bu Beykoz'un üst tarafları muhteşem gerçekten. Yani buralar alt tarafları değil, alt tarafını hiç sevmiyorum. O sahil tarafı, çünkü trafik biraz sıkıntılı orada. Tek şerit, yani onların da yapacağı bir şey yok. Onun için orada bisikletle gitmek çok akıl kârı değil. Ama bu yukarıları falan harika. Yani normal zamanda şimdi bayram diye değil, normal zamanda da burada trafik yok yani. Hadi şimdi biz muhabbet ederken kaçırmayalım öyle, kayboluruz sonra. Antrenmanlarda da arkadaşlar jelleri denemeyi unutmayın. Çok önemli. Yani yarışta denemeyin. Öncesinde mutlaka antrenmanları da düzgün çıkarabilmeniz için düzgün de beslenmeniz lazım. Ve bu da yarış beslenmesi olunca yarışta da problem çıkarmaz. Evet, bir tane jel atalım şimdi. Evet, bu tür antrenmanlar arkadaşlar bisiklet için en önemli antrenmanlar. Yani hafif tempoda uzun sürüşler. Evet, başta biz biraz bastık. Ama şimdi endurance antrenmana döndü antrenman. Bu işte vücuda kilometre katmakla ilgili bir şey arkadaşlar. Bisikletin üzerinde zaman geçirmekle ilgili bir şey. Böylelikle de dayanıklılığınız artıyor. Böyle nabzınız çok yükselmeden zone 2'de uzun sürüşler, böyle Grand Fondo yarışı falan en güzel antrenman aslında. Kolay gelsin. Geçmiş olsun. Aha! At! Şuraya bakın arkadaşlar. Keyfe bakın ya. Harika. Buralarda bisiklete binilmez mi ya? İstanbul burası. Hala İstanbul. Burası Polnesky arkadaşlar. Burada da çok güzel kahvaltı yerleri falan vardır. Selamlar. Ama sonra geliriz. Şimdi dönelim artık.
Evet, Polonezköy'ün en pis yokuşlarından biri arkadaşlar. Eskiden buraya motorla gelirken yürüyemden korkuyordum onunla. Öyle bir yokuş burası. Vay be. At yokuşu. Yokuşlar yetmedi galiba. Geldik arkadaşlar, ama film bitti. Evde konuşuyoruz şu anda. Üsküdar'dayız. Keyifli ve zor bir antrenmandı arkadaşlar. İyi bastık vallahi, iyi yokuşlardı. Tamam, 109 kilometre olmuş. 27-28 ortalama falan ve 1200 metre tırmanmışız. Bildiğin Gelibolu'yu bir daha yaptım. Geçen haftaki yarışı bir daha yaptım. Evet, biraz recover yapmam lazımdı. Ama bu biraz fazla oldu açıkçası. Şimdi toparlanmaya devam arkadaşlar. Yarın Kartepe'ye gidecektim de onu muhtemelen iptal edeceğim. Dökün gitsin, kendi bilsin. 2 gün üst üste olmaz. Şimdi ne zamanı? Şimdi arkadaşlar hemen ilk yarım saatte protein alma zamanı. Hemen Rego'yu alacağız. Mis gibi proteinimizi alacağız ve bunun içinde sadece protein yok biliyorsunuz. Bir sürü mineraller falan da var, karbonhidrat var. Yani tam bir recovery aracı. Ve Teradan Powerdat. Evet, bunları ikisini de anlatacağım. Ayrı ayrı videolar olacak onların arkadaşlar. Ama inanılmaz bir şey gerçekten. Buradaki kan dolaşımını hızlandırıyor ve toparlanmayı arttırıyor. Kendi başınıza yapabileceğiniz en güzel masaj. 2 dakika yapıyoruz. Neyse, bundan sonra anlatırım. Bu da Powerdat. Biraz da elektrik vereceğim kendime. Hadi. Bugünlük bu kadar. Yarın görüşürüz.